Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Kadirdan biraderler, hürmetli otahallar, aka ukalar. Bugün Allah subhanahu ve ta'ala'nın beytlerinden biri de Kur'an-ı Kerim'nin hatmi ortida taravih namazları Roze-i Mübarek keçelere de sizler bilen didarlaşıp durupmuz. Bu kadar faziletini insan özü axtarsa, izlese cemle almaydı. Allah Subhanahu ve Teala'nın tevfiqi bilen cemlenedigen köp faziletler yoğulup durgen davrada oturupmuz. Bu davraga nasip kılgen adamlar Allah Subhanahu ve Teala'nın muhabbetine dahil bugün adamlar. Zaten hazır mana şu saatte nime işler bilen yürgen adamlar ham bar. Siz Allah'ın dinige amel kılay, Allah subhanahu ve ta'ala'nın kelamını tinglay, karının arkasında hatim Kur'an dualarından bahramand bulay deyip bu cayge keldiniz. Bu Allah subhanahu ve ta'ala'nın sizge bulgen hidayetinin inikası. Bu mübarek bulsun. Allah subhanahu ve ta'ala mana şu nakengi özünün muhabbetige, o'zining ibodatiga, fayzli davralariga dunyoda doim Alloh taolo o'zi ilhoq qilsin. Dunyodan o'tar holimizda iymonimizni salomat, o'tgandan keyin solih bandalarning qatoriga qo'shilishimizni nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo Ramazon-i Sharifni o'ta ulug' oy ekanligini alohida Qur'onda zikr qildi. Va Qur'onda Ramazonni zikr qilar ekan, Qur'onda Ramazonning faziletiga Qur'onning nuzulini zikr qildi. Buni arab tilida fasohat ustiga fasohat, balog'at ustiga balog'at deyiladi. Alloh taolo aytdiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Shahru Ramazonal ladzi
unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı şunday ay ki, sizge maktab oturmayın, bunun maktabı Kur'an nazil bugün ay dedi. Kur'an, insan zatını, dünyayı ahiretige saadet üçün kifaye kıladigen kitap. Biz Kur'an'ge ne kadar yakınlaşarken biz hakiki saadetinin yollenmesini tapamız. Kur'an'dan uzaklaşken sarı insan özünün yolunu yok atıp koyar. Biz Kur'an'ge eğer yakınlaşsak, Kur'an'ın atrafı da cemlesek, farzandımızın karı kılmaçlıkke hareket kılsak, özümüz Kur'an okuşlıkke hareket kılıp, unge amel kılıçlıkke hareket kılsak, dünyanın özü de saadet tapamız. Ve ahirette elbette Kur'an bizni şefaat kıladı. Bu hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem alahıda takitlediler. Kur'an özünün okuyucusunu şefaat kıladı dediler. Kur'an okup, karı bulup, Müslümanlarga Kur'an'ı yitkazıp, şünge amel kılıp ötken insanın cesedini yer yemeydi. Şehitler bilen tepbe tenktirildi. Ve özünün en yakınlarından bir kança insanlarını şefaat kıladı. Allah Ta'ala bana şu uluğ kelamını Ramazan ayıda nazıl kılgelliğini minnet kıladı. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Bu Ramazan şunaka ay ki onda Kur'an nazıl bugün. Kur'an'ge bugün muhabbet bu İslam ümmetinin başkalarda körünmegen temyizi, fazileti hesaplanadı. Bu ümmetinin bir cemaası tola tüküz kalbide Kur'an'ı kotarıp yürüdü. Başka milletin dindarları hem özlerinin mukaddes kitaplarını yoddan yani kotarıp yürülmeydi. Ularda İncil yodlaş, Tavrat yodlaş degen çünçe yok. Rahipler okuydu, manasını tercüme kıladı, 4. 5. manada manalar özgarabam kete uğradı. Lekin bizni ümmetinin içi de, zaten gerçi manasını bilmese de, gerçi Arap bulmese de, gerçi Kur'an-ı Kerim nazil bo'lgan davrda yaşamagan bo'lsa da, 1400 yıl keyin kelgan bo'lsa da, Kur'an'ın her bitti harfini kalbiga jo qilib yashaydigan ummatni Alloh taolo chiqaradi. Bular fazilat bu. Bu fazilatni tilloning qadriga zargar yetadi. Bu fazilatning qadriga Allohning do'stlari yetadi. Qorini fazliga yetmagan, qorini hurmat qilmagan, Kur'an'ı okup, Kur'an'ı adamlarga yetkazayotgan insonni havas qilmagan odam illa munofiq bo'ladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk gazatından kaytiyetken idiler. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de en kattık hadiselerden. Köp adamlar eytedi bunu gapıra uğrasın mı? Ha! Ta ki adamlar Karun'un faziletini tan alma günçe gapıra uğramız. Ta ki adamlar Karun'u aldı da hürmetini saklama günçe gapıramız. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu açık aydın ayette zikir kıldı. Kul abillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. Tabuk gazatıdan kaytiyetkenleri de münafıklarının bir cemaası oturup alıp karılarını, alimlerini kürsetip mene bular karını ketteler, mene bular korkaklar, mene bular undak, mene bular bundak deyip istihza kılıyetken idi, maskara kılıyetken idi. Mene bu maskaranı işitken sahabelerden birileri ornalardan turup seni hazır Resulullah'a aytib beraman deyip yugurup gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldılarına borsa Kur'an nazılı bu bugün eken. O adamın yitkazışıge Allah subhanahu wa ta'ala kütüb ütürmedi. Karun'un himayesige ayet nazılı buldu. Abillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. Allah'ını onun ayetleri yani karılarını, imamlarını, ulemalarını ve onun rasulünü maskara kılasallarını. Başka mavzu kalmadı mı? Başka gepredigen adamiler kalmadı mı sizlerine? Şularını maskara kılasılarını? La ta'tediru. Şimdi özür keçiresiz bilmeyi kapan demelerin. Kad kefartum ba'de imanikum. Şimdi kafir buldularin iman keltirgenlerinden ki. Bana bu ayet öte keskir ayetidi. Bu ayet İslam ümmetinin öte ihtiyat buluşu kerek bulgan ayetidi. Bu ayetke bu ümmet amel kılıp gelgen peytede şaraf topgen, ulemasıge hürmet görsetken ümmet daim zafer topgen, ulemasını hürmet kılgen ümmet daim izzetide yürgen.
Qaysi davrga qarang, ulamosiga bee'tibor bo'lgan ummat izzatidan mahrum bo'ladi. Ayniqsa yoshlar bugun ko'zimizni quvontiradi. Masjidda yoshi ulug' oqsoqollarimizni kam ko'ryapmiz. Bu ham bizni biroz ko'nglimizni ranjitadi. Ulamolarimiz, yoshi ulug'larimiz, tajribada oqsoqollarimiz bizni barakamiz. Lekin bir ma'noda yoshlarimiz kelajagimiz. Bular masjidni to'ldirib o'tirishlari, bular dinga, diyonatga o'zlarini urishlari xursand bo'larli hodisa. Lekin yoshlarga ogohlantirish bu. Siz hayotingizni barbod qilib qo'ymang. 3-4 ta masxaravozning gapiga, xingir-xingiriga aldanmang. Ulamoga gapirib bo'lmaydi. Ulamoni gapirgan odam hayotini barbod qiladi. Ammo ulamoni atrofida jamlansangiz, uning duosini olsangiz, qori bo'lishlikka, qori bo'ladigan farzand yetishtirishga harakat qilsangiz, ikki dunyo saodatiga erishasiz. Alloh subhanahu va taolo bunga va'da bergan. Nabi sallallohu alayhi va sallamdan sahih rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kun aliman, sen yo olim bo'l, aw muta'alliman, yoki talabi ilm bo'l, aw mustami'an, yoki olim muta'allimga quloq soluvchi bo'l, aw muhibban, yoki bularni yaxshi ko'r." Bularga muhabbatli bo'l. Yo, to'rtinchisi shu. Na ilm o'qiy olmadingiz, na bir ilm talabiga yura olganingiz yo'q. Na ularga quloq solib, ular aytgan chegarada tura olmadingiz. Hech yo'q, qalbingizda ularga nisbatan muhabbat bo'lsin. Wala takun khamisan fatahluk. 5-inchisi bo'lma halok bo'lasan dedilar. 5-inchisi o'sha 4-tadan boshqasi ya'ni. Be'e'tibor ham bo'lmaydi ulamoga. Olimga be'e'tibor bo'lgan odam diniga be'e'tibor bo'ladi. Chunki dinni kimdan o'rganamiz biz? Olimdan o'rganamiz. Oddiy o'zingizni bir kasbingizni dehqonga be'e'tibor bo'ling, dehqon yerga qaramasa dehqonchilik chiqmaydi. Olimga be'e'tiborga bo'lgan odam ilmdan mahrum bo'ladi. Ilmdan mahrum bo'lgan odam hamma narsadan mahrum bo'ladi. Cho'ntagida puli bilan kerilmasin. Yonidagi 3-4 ta masxaravoz bilan kerilmasin. Ilmdan uzoq bo'lgan odam mahrum bo'ladi. Amal qilish kerak dedi bittasi. Ha, amal qilasan nimaga? Ilmga amal qilasan. Ilm bo'lmasa nimaga amal qiladi? Aynan o'sha amal qilaman degan odamga ham ilm kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda summa avrasnal kitab allazi summa avrasna al kitab, ya'ni so'ngra biz kitobni meros qoldirdik dedi. Kimga? O'zimiz istofayna min ibadina dedi. Bandalarimizdan o'zimiz tanlab, poklab olganlarimizga kitobni qoldirdik dedi. Voy desak ham, dod desak ham, ahli ilmlarni Alloh tanlagan bo'ladi. Shuning uchun o'sha atrofda yig'ilish kerak. Alloh subhanahu va taolo tanlagan zotlar orqasidan yurish kerak. Bu gapni gapirar ekanman, hargiz shaxsim haqida gapirayotganim yo'q. Men o'zimni hech qachon olim deb taklif qilmayman, lekin olimlardan eshitganimni sizlarga ilinyapman. Asl olimlardan dinni o'rgandik biz, o'rganyapmiz, o'rganamiz. Ularga bo'lgan hurmatimizni saqlashimiz kerak. Buni nima uchun gapiryapman? Yoshlarga ogohlantirish ma'nosida. Hozir ijtimoiy tarmoq ancha aktivlashib qoldi. Har bitta odamning qo'lida telefon bor. Telefonda o'sha ijtimoiy tarmoqda o'sha ulamolarga yoki ilm yo'lida yurgan odamlarga yoki da'vatchi imomlarimizga nisbatan har turli malomatlarni qilayotgan odamlarga qiziq tuyulyapti deb ergashib qolmang. Like bosib qo'ymang unga. Uni atrofiga unga ko'makchi bo'lib qolmang. O'sha odamlarni hayotda ko'ryapmiz. Na bir ishining tayini bor, va na bir oilasida farog'at bor. Rasvoyu raddi balo bo'lib yotibdi hayoti. Nimaga? Ulamoga sakragan odam odam bo'lmaydi. Odam bo'lmagan tarixda. O'sha munofiq Abdulloh ibn Ubay ibn Ka'b, Ubay ibn Salul kelib payg'ambar alayhi salatu vasallamga oyat nozil bo'lgandan keyin shar'iy jazodan qo'rqib, shar'iy jazodan uzr kechirasiz. Innama nakhudu va nal'ab. Bu uzoq safardan kelyotuvdik. Safarning og'irliklarini yengillataylik deb gaplashib, gapga kirishib, chuvalashib qopmizda. Bizni kechiring, uzr dedi. Shunda Alloh taoloning oyatini o'qishdan boshqa javob bermadilar. La ta'tadiru
قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم dediler. Üzür etmelerin dediler. Kafir buldularin dediler. Bu ayetin muddaası, ahir akıbet ne mi buldu? Abdullah ibn Ubey ibn Salul tavbege ülgürmedi. Münafık halde vefat taptı. Allah Teala onun kabrıda la takum fihi abada dedi. Kabrıda durmayın bunu dedi. Hakkı istiğfar etmeyin dedi. Bu münafık halde öldü. Münafık halde insanlı dünyadan ötüşlüğü Allah'ın dostlarına düşmanlık sebepli oladı. Kim Allah'ın dostluğa düşmanlık kılsa Allah onu onge karşı uruş ilan kıladı. Allah'ın uruş ilan kılışı o şey ulemalarına sakrayetken adam doğru yapını amay koyadı. O hayacallanıp istidraçka düşüyordu. Zor işkili yapken eken mende deyip kete uğradı. Ahir akıbet Allah Ta'ala onu bir üşleydi, kaytip kiin özü onglenmeydi. Hatta ki ailesine barıp vesiyet kılışke vakti yetmeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge en köp azar bergen adamlardan bittesi Abu Leheb. Abu Leheb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge azar berardı. Ağır azarlar berardı. Şu adam nime dese tezkarısına itemem derdi. Şu adamını yolgancı kılaman barbar bir gün derdi. Hatta adamlarga aytardı ki Hazır Muhammed'ni bir saniyede yolgancı kılıp koyalıyım ben derdi. Kan akıl yolgancı kılasan. Hazır Abu Leheb cehennemge düşedi deyip sure aytti ki bu tebbet yada ebi lehebin ve tebbe ayetini. Seyasla naran zate leheb dedi. Tez günde bu cehennemge kiret degen ayet nazılı buldu. Hazır Müslüman bulamam. Aytgan oyati yolg'onga chiqadi derdi. Odamlar haqiqatda to'g'ri deyishardi. Sen hozir musulmon bo'lsang, Muhammad yolg'onchiga chiqadi. Musulmon bo'l desa, ertaga derdi. 8 yil kutdi. 8 yil Tabbat surasi Abu Lahabning o'limidan 8 yil oldin nozil bo'lgan. Ulamolarga, ulamolarning peshvosiga sakragan, uni kamsitgan, uni haqorat qilgan odamni Alloh taolo qalbini qulflab qo'ydi. Qalbni qulflash bandaning zalolati sababli bo'ladi. Alloh taolo hech kimga zulm qilmaydi. U bir nasihat qilinadi unga, "Voy ko'zingni och" deyiladi. Ikki nasihat qilinadi, "Voy noto'g'ri ketyapsan" deyiladi. Uch nasihat qilinadi, ko'zini ochmasa Allah Teala Kur'an'da ve ya'fu an kathir degan. Ve ya'fu an kathir. Ko'p narsani afu qutiradi Allah Teala. Kechirib turadi. 8 yil kutdi Abu Lahab tavba qilishligini. Tavba qila olgani yo'q. Va oxir oqibat xor holda o'ldi. Boshqa sabablari ham bor. Eng katta sabab payg'ambarga bo'lgan isyon. Eng katta notavonlik ulamoga bo'lgan behurmatlik edi. İbn Abid Dünya rahimahullah'ını mucab-ı da'va degen kitapları var. İcabet bulgen dualar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge karşı çıkan ve Peygamber aleyhi salatu ve salam'ın kargışını alıgen adamlarını nammanam sana gelirler. Ve akıbetlerini kursat gelirler. Kitapta. Kiin sahabeler davrudu. Sahabelerge nispeten şunaka bir hürmetlik kıyan adamlarının akıbetlerini sahih rivayetlerde kiltirgeller. Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu duaları icabet kişiydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan beni duayım icabet buluşuge dua kılın digendiler. Peygamber aleyhissalam onu dua kıyandiler. Her bitti duası icabet idi. Lekin bu insan bir ormette özünün şanige, özünün faydasıge dua kımadı. Doim musulmonlarni himoyasiga harakat qildi. Jang bo'lsa, jihod bo'lsa, musulmonlar mag'lub bo'lib qolsa, sahobalar qichqirardi. "Ey Sa'd, duo qiling, duo qiling" deb. Duo qilsalar mag'lub bo'lib turgan qo'shin g'alaba qilib ketardi. Bir kuni bir notavon o'sha paytning montajchiklari Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni haqorat qila boshladi. Sa'd aytdilar, "Ey, to'xta" dedilar. "Hozir haqqingga bir duo qilaman." Mazang qochadi dedilar. Deganda sen payg'ambarmisan dedi. Qo'lingdan kelganini qil dedi. To'xtab tur dedilar. Ichkariga kirib tahoratni olib chiqib sajdada duo qildilar. Ey Alloh, seni do'stingni haqorat qilayotgan bu odamga o'zing kifoya qil dedilar.
Dua kılıp kollarını kotarıp duadan tüger tügemez. Uzağırağda bir korede tüyeler cemlenip durgen idi. Bir nar tüye bitti ukürüp tüyelerinin içinden acırap çıkıp toğru kilip helge adamını çilep tepkilep paçakını çıkarıp öldürdü. O şey zahatı. Yani duası icabet zatlar ahli ilimlerini himaye kılgeni için duası icabet buldularını. Şunun için siz hayatınızını ahli ilimlerinin himayesi, ularının muhabbeti, ularının yanında kulak salıvçısı buluş bilen utkazeyin. Utkazmaysız. Utkazmaysız. Ahli ilimnin bir ortasını gördünüz mü özünü tam arkasında sizi işleti etkenini? Bir ortası ona kadar demeydi. Ahli ilim sizge hakkını yetkazışke hareket kıladı. Kuludan kigençe dinini yetkazışke hareket kıladı. Onge kulak salıyın. Onge kulak salıyın özünüzge fayda buladı. Ama ularge düşmançılık kılsayız, men ada li valiyen fakat azentuhu bil harb. İmam Bukhari rivayet kılıyor. Hadisi Kudusi. Allah Ta'ala aytti, uza ayeti yaptı. Kim benim dostumge düşmanlık kılsa, onge karşı uruş ilan kılaman. Allah uruş ilan kılsa kim yutadı? Allah yutadı. İbn Hacer Askalani mana şu hadisinin şarhında Allah'ın dostu kim degende eğer ulemalar bulmasa başka dostu bilmeyim ben degenler. Allah'ın dostu ulemalar. Közünü açın. O da nazik dalzar bugün için ben bunu uruğu bir yapmam. Közü izi açın. İhtiyat bulayım. İnsan hatadan kalmaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam aqiluk asarati kiramikum dediler. Katta katta ulamolaringlarni, peshvolaringlarni ba'zi qoqilishlaridan ko'z yuminglar dediler. Ulamolarning xatosi bo'ladi. Hech kim ulamolarni payg'ambar deyotgani yo'q, xatosi bo'ladi. Lekin ulug' zotlarning bu xatolaridan ko'z yumamiz biz. Nimaga? Ularning fazilati qilayotgan xatosidan ko'ra ko'p chandon. Yok, ularını her bitti gapını gapıramam deyse, biz ulamalarını meydandan haydab çıkarıvarsak, kim geri geçemiz? Şurada hadir, 400-500'ye yakın adam oturmuş. Karı bulmasa kim oturdu hatimge? Kim oturdu? Karının hatası var, kemçiliği var, insani faziletten taşkarı, insani hataları var. Hatasını aysak kim hatim kıberedi bizge Kur'an'la? Şunun için, İbn Hacer Askalani ettiler ki Allah'ın dostu ulamalar. Tahanevi Rahimahullah'ını aldılar ki bir kişi gelip etti ki ben dedi bir günah kıp koyup ben de tavba kılıp yine o şey günahı çüşüp kalıyıp ben. Tavba kılıyıp ben yine özümü tohtat almayı o şey günahı çüşüp kalıyıp ben. Menge bir mualaca var mı degen de o kişi ettiler ki bir artı ulamanı gıybet kıyamasan dediler. Degende oylayıp durup, ha dedi. Uşa kesellik dediler. Sen Allah'ını dostlarına til uzatken sen, Allah sana uruş ilan kılıp kalbinde seni yakşilikke muvaffak kımaydıken halat sapkoygen. Tavba kıl astay dediler. Allah tavbanı kabul kılsa, avval özünü tavbayını ıslah kıl, ki günahka tavba kılasan. Dediler. Ha, bana şu delilge şu rivayeti kilitirdiler. Bukhari'nin bana şu rivayetini. Şunun için bugünkü zamanımızda buluyetken, rivojlanish oldinga qadam o'sish ulamolarni ichimizda yaxshi harakatda bo'lib xalqqa halol haromni yetkazishligi ne'mat birodarlar. Ne'mat yoshlar ko'pi bilmaydi. Yoshi keksa otaxonlarimiz bu kunlarni ba'zilarimiz hatto orzu qilib shunaqa bo'larmikinam deb o'ylamaganmiz. Hech yoshi kofirdan qutulaylik, hech yo dinimiz besh vaqt namozimizni o'qiydigan holga kelaylik deb yig'lagan shu otaxonlar. Siz hozir qanaqa vaziyatda o'tiribsiz? Dininizni bemalol o'rganadigan, bemalol qorini orqasida xatm qiladigan bir saodatli davrga keldingiz. Ha, kamchiligimiz bor, lekin o'zimiz sekin-sekin isloq qilyapmiz. Xatmlar bo'lardi, uyni berkitib qo'yib, 20 ta qo'riqchini qo'yib qo'yib, uyni hamma yo'g'iga gilamlarni osib, ovoz chiqmaydigan qilib xatm qilinardi. Bugun katta bir baytda Allohning uyida xohlagan odam kelib Allohning kelamını eşitişi baktığa müşerrah buluyepiniz. Bu nimetke şükür kılışımız gerek. Ve la in şekertum la azidennekum. Eğer şükür kılsak, bana şu nimetke şükür kılıp, doğru yolda devam etsek, Allah ziyade kılar. Bundan ziyade bulur inşallah. Çünkü yaşlarının bunday közlerini yanıp duruşluğu, geleceğinin baktlı, küçülüğü ligige dalalet. İnşallah bizge kayıt kiliyip de İslam'ın kuvveti.
Bir paytlar bu diyorlar bütün dünyaga İslam'ın kuvveti bo'lib ko'ringan. Arada bir çöküş bo'ldi. Endi qayta uyg'onish davriga kelyapmiz. Mana bu uyg'onish muborak bo'lsin. O'zimizni oyog'imizga o'zimiz bolg'a urib qo'ymaylik. Biz to'g'ri yo'lga sekin asta bismillah deb davom etaylik. Alloh subhanahu va taolo "Allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana" dedi. Mening yo'limda, bizning yo'limizda mujohada qilgan, astoydil harakat qilganlarni o'zimizni yo'limizga hidoyat qilamiz dedi. Alloh taolo hidoyatimizni bardavom qilsin. Eshitgan, bilgan, o'qigan amal ilmlarimizga amal qilish nasib qilsin. Oramizga dushmanning fitna nayrangi kirishligidan Alloh asrasin. Saflarimizda jipis bo'lishligini, shaytoniy fitnalardan fitnalanmasligimizni Alloh taolo nasib qilsin. Alloh taolo bir qavmga fitnani iroda qilsa, bizlarni g'oyri maftullardan qilsin. Allohning diniga amal qilib borishimizda o'zi ko'makchi, yordamchi bo'lsin. Hozir shu soatda dunyoning har turli yerlarida mazlum bo'lib turgan musulmonlar bor. Dardli, uy joyi yo'q, vatandan ayrilgan, zolim bo'lib zolimning qo'lida qolib ketgan mazlum qancha musulmonlar bor. Alloh taolo ularni ham mana shu fayzli xatmi Qur'on ortida qilingan ijobat duolarning sharofatidan ularga ham najot bersin. Alloh subhanahu va taoloning bugungi fazilatli kechalari barchamizga muborak bo'lsin. Endi biroz savol-javoblarga o'tamiz. Nomni o'qib beradilar. Zachtimmi? Duanı oxirida qilamiz, duo qilishgan ekan. Yani bitta duomiz bor, yana chiqmasin. Shifotarim degan shu duolar. Xo'p. Duolar savol yotamiz, biz bitta o'qiymiz. Xo'p, savol berishibdi. Yangi turmush qurayotgan yoshlarga azni maslahat va hozirgi kundagi mahr haqida so'rab bering, oldindan rahmat. Xo'p, yangi turmush qurayotgan yoshlar, albatta turmush qurishlikda maslahat bilan, kattalarni maslahati bilan ko'p masalalarda o'zboshonchalik qilmasdan harakat qilish kerak. Uylanishlik sunnat amallardan, ba'zan vojib bo'lib qoladi. Bunga o'xshagan savollar ko'p. Bizni hozir bizni diyorlarda emas, musofir bo'lib chiqib ketgan yoshlarimiz, tashqarida mehnat qilayotganlar, uylanish masalasida biroz bee'tibor bo'lib, bu masalalarda jiddiy qarashmayapti. Va oqibatda juda xatarli narsalar yuzaga kelyapti. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yigitlarga tavsiya qilganlar. Man istata'tum al-ba'ata falyatazawwaj deganlar. Kim nikohni, uylanishlikni iqtidorida bo'lsa, uylanishga qodir bo'lsa uylansin. Agar qodir bo'lmasa roza tutsin. Roza dedilar, bu farzdan tashqari. Roza insonni kuchini, quvvatini kesib turadi va ko'zni haromdan saqlashlikka sabab bo'ladi. Endi uylanadigan yigit ko'pincha taqvodor qizni xohlaydi. Hamma ham shunaqa xohlaydi. Qizi taqvodor bo'lsa, Alloh desa, Qur'on o'qisa, ibodat qilsa deydi, sanaydi. O'sha sanaganlarni o'sha yigitdan so'rasangiz, o'zida yo'q bo'ladi. O'zida yo'q narsani boshqa joydan talab qiladi. Siz agar Fatimaga o'xshagan qizni olmoqchi bo'lsangiz, Ali bo'lishingiz kerak. O'zingiz taqvodor bo'lmasdan turib taqvodor qizni so'rashligingiz bu tazot bu. Absurd, teskari narsa. Ko'zingizni haromdan saqlang. Allohga taqvo qiling. Astoydil bo'ling, Alloh sizni ko'nglingizdagidan afzalini beradi. Yoshlarga eng katta tavsiya shu. Ko'zingizni haromdan saqlang. Ayniqsa qo'lingizda internet, telefon bor, harom xarish narsalarni ko'rishdan saqlaning. Shunda harom xarish narsalarni ko'rishdan saqlanadigan qizni Alloh taolo sizga nasib qiladi. Bir shayxni oldiga kelib bittasi so'ragan ekan. Hazrat, biz juda ko'chada yurib qo'ydik. Endi tavba qildik. Qanaqa qizlarga tavsiya qilasiz deganda,
tavba qilgan qizlarni degan ekanlar. Siz tavba qilgansiz, qizlar ham tavba qilgandan nasib qilsin sizga degan ekan. Biroz bu latoyif sifatda aytilgan. Shu suhbatni eshitganda bir kishi kelib mendan so'rayapti. Biz albatta tavba qilganni olishimiz kerakmi dedi bittasi. Yo, Xudodan so'rang astoydin. Ya'ni u pokiza afifa qizlar ham nasib qilaveradi. Bu yerda sizga taqvoga chaqirilyapti. Siz Xudodan qo'rqing. Va ota-onani maslahatini albatta olish kerak. Shariatda bor ekan, u mazhabda undoq, bu mazhabda bundoq uylansam bo'laverar ekan deb masalani chalkashtirib, chuvalashtirib yormang. Chunki baribir ota-onangizga bog'liqsiz. Bizni o'zbek xalqi ayniqsa ota-onaga bog'liqligi ulamolar o'rgatgan tavsiyalarda urfimizga kirib ketgan. Bu urfni buzmang. Eplolmay qolasiz. Sizni boshingizni silaydigan, haqqingizga duo qiladigan, himoya qiladigan ota-ona baribir. Eng yaqiningiz bular, bulardan maslahat oling. Ularni duosini oling, ularni roziligi bo'lsin. Qizlarga ham shu tavsiya. Ular ham Alloh subhanahu va taolodan so'rab, Allohni fazlidan umid qilib, duolarida o'sha taqvoni ushlab, ibodatda mahkam bo'lsalar, inshaalloh yaxshi ko'ngildagidek oila bo'ladi. Bu o'rinda duo ham olish kerak va uylanishga imkoniyati bo'lib turgan odam kechiktirmaslik kerak. Kechiktirsa jamiyatda fasod bo'ladi. Uylanishga imkoniyati bor. O'shaning uchun aytdilar, sizni oldingizga odobi, axloqi, diyonati yoqqan bir yigit kelib, qizingizga sovchi bo'lsa, qizni bering. Nimaga? Agar bermasangiz fasod bo'ladi. Yer yuzida buzg'unchilik bo'ladi. U odam noumid bo'ladi, borib keyin nikohlana olmagani uchun uni nafsi bor, yomon yo'lga kirishni boshlaydi. O'zi odobli edi, axloqli edi. Siz imkon bor joyda uni orqaga qaytardingiz. Bu yaxshi emas. Ko'p qizlarimizni ham ota-onalar tanlab-tanlab yoki qizlarni o'zi tanlab-tanlab umrini o'tkazib qo'yadi. Unaqa qilmaslik kerak. Bizning shariatimizda uylanishlik tavakkul ustiga qurilgan. Chunki jannat dunyoda emas. Eng go'zal deb o'ylagan qizni olib 3 kun yashang, yoqmay qoladi. Inson tabiati u. Boshqa qizga hayol, insonning hayoli ketib qoladi. Bu tabiatni aytayapman. Hammada unaqa emas, shunaqa bo'ladi. Dunyoda bitta xotin qoldi xolos desa, qanaqa ekin deydi. Erkak kishining tabiati shu. Demak, dunyoda yo'q jannat. Tavakkul qilib olasiz, boshingizga kelganini bismillah deb yashaysiz. Iloji yo'q. Asl jannatda bo'ladi haqiqiy saodat. O Yevropada u. Bir yil yashab ko'raylik, 3 yil tanishib ko'raylik. Shu ham kirib kelyapti bizga hozir. Oldin yoshlar bir-birini tanisin. Qanaqa qilib taniydi? Taniganda olmaydi bir-birini. Turmush qurmay tanib qolsa. Tanimasdan turmush qurdirib olish kerak bo'ladi. Xo'p, xo'p, keyingi savol. Xo'p. Islom dinida xulq qanday o'rin egallaydi? Birinchi savollari bir akamiz, ikkinchisi araj nima? Xo'p, demokratiya araj degan gapdan sekin pastdan savol beribdilar. Xo'p. Xulq islomda asos hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xulqni iymon deganlar. Iymon xulq o'zi. Xulq ustiga qurilgan. Lekin bir odam keldida, masalan bir dushman keldida sizni uyingizga bostirib kelyapti. Sizni shoningizga hujum qilyapti. Va siz unga javob qaytirsangiz, bu axloqli bo'ldi deyapti sizga. Islomda axloq, odob degan narsa bor deyapti. Ha, to'g'ri, lekin sen bostirib kelyapsan menga. Ya baribir odobli bo'laver. Desa bu makr bo'ladi bu. Ya'ni hujumga qarshi odoblilik odobsizlik hisoblanadi. Sizga hujum qilyaptimi? Hujumga javob berishingiz kerak. Chunki insonni, musulmonni shoni aziz turadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonning irzi, qoni, moli aziz deganlar, hurmatli deganlar, harom deganlar, uni himoya qilinadi. Bir birodaringizni sizni oldingizda kimdir g'ibat qilayotgan bo'lsa, uni to'xtatib qo'ysangiz, qabr azobidan xalos bo'lasiz. Shu darajada e'tibor bor, ya'ni qattiq gapirishlikni axloqsizlik deyish har doim ham to'g'ri emas. Ya'ni keskin gap ba'zan kerak. Erkak kishini erkak ekanligi xotinchalik bo'lmaganligidan ba'zi masalalarga ham yumshoq bo'lib qolaverishlik erkakning tabiati emas. Diningizga hujum bo'lyapti, aqidangizga hujum bo'lyapti,
katta katta imomlaringizni adashgan deyapti. Unga endi adobli qilib gapiryapti. Nima qilish kerak? Indamay o'tiraverish kerak. Hadi yuqorida aytdik, ulamolarni qoralash, ularni yomon otlik qilish illo dushmanning maqsadi. Musulmonlarning maqsadi emas. Bugunga qadar bizni islomimizni olib kelyotgan ulamolar, ularni obro'sizlantirish dushmanning maqsadi. Unga qarshi keskin javob beriladi. Ahli bid'at haqida hadislar bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam tabassumuka ala vajhi akhika sadaqatun deganlar. Bir birodarning yuziga kulib qara sadaqa, to'g'rimi? Sadaqa axloq ekan demak bu. Kular yuzli bo'lish axloq ekan. Lekin ahli bid'atga kulib qaraganga Allohning la'nati bo'lsin deganlar. Ahli bid'at ulamolarni yomonlayotgan, Maturidi adashgan, Ash'ari adashgan deyatganlarga kulib qarab bo'lmaydi. Uni la'natlangan u, ahli bid'atga kulib qarab bo'lmaydi. Unga ya'ni hamroh bo'lib bo'lmaydi. Soyangiz soyasi bilan tushib bo'lmaydi. Buni axloq deyiladi. Axloq bu. Bizga axloqni kim o'rgatadi? Fa innaka la'ala xuluqun azim. Payg'ambar o'rgatadi bizga. Eng katta ulug' xulq sohibi Payg'ambar alayhissalom. O'ta yumshoq, o'ta ya'ni hikmatli bo'lish bilan birga o'rni kelganda o'ta shiddatligan bo'lganlar. O'zlariga qarshi shaxslariga nisbatan qilingan haqoratlarni indamaganlar ba'zi o'rinlarda. Ba'zi o'rinlarda uni o'ldirishlik, o'ldirgan odamni haqqiga duo qilganlar. Damuha qadar deganlar bir hadisda. Payg'ambar alayhissalomni haqorat qilgan odamni o'ldirib qo'ydi bitta odam. Ko'zi ko'r odam. Shunaqa bo'ldi, falonchi sizni haqorat qiluvdi, cho'rimidi, o'ldirib qo'ydim deganda, bo'pti, qoni ya'ni hadar, bekor deganlar. Payg'ambarni so'kkani uchun. Shaxslar emas, dinning asosi Payg'ambar alayhissalom. Ikkinchisi araj. Araj degani o'zi vosita degani. Vosita. Men sizga ovozimni yetkazishlik uchun bundan foydalanyapman. To'g'rimi? Bundan foydalansam, men sizga ovozimni yetkazish uchun vositadan foydalanyapman. Bu sizga ovozimni yetkazish uchun menga araj vazifasini bajaryapti. Bu gap ko'p tarqagan. Internetda doim buni hikmatini asosini aytganmiz. Bizning jamiyat demokratik jamiyat. Ya'ni demokratik jamiyatda yashayapmiz, a? Ha. Bir jamoat chiqdi-da aytdiki, demokratiya kufur dedi. Men unga aytdim, men sizga ovozimni yetkazish uchun mikrofondan foydalanyapman. Mikrofon kufurmi? Mikrofon kufur deyapti-da. Men aytyapman, yo, demokratiya araj. Biz musulmonlar mana shu joyda huquqlarimiz himoya qilingan, hatto tashqarida ichki ishlardan alohida xodimlar kelib bizni ibodatimizni himoya qilib turibdimi? Ha? Bir o'g'ri kelib, kimdir kelib bizni ibodatimizga xalaqit qilishini oldini olib turibdimi? Ha? Demokratiya bizni huquqlarimizni, iymoniy, islomiy huquqlarimizni himoya qilyapti. Demak, demokratiya biz uchun vosita. Bu vositadan foydalanishlik bemalol bizga. Bemalol emas, hozirgi kunda vojib, boshqa yo'q. Boshqa muqobil yo'q. Bu gap chiqqan paytidan hammanglar yaxshi bilasizlar. Ukrainada o'tirgan bitta bola demokratiya kufur, undan foydalangan kofir bo'ladi dedi menga. Men aytdimki, siz Ukrainaga kirganda sizni Interpol ushladi, sudga berdi. Sudda siz Maksim degan bir advokatni o'zingizga yolladingiz. O'sha demokratik qonunlar bo'yicha undan foydalanyapsizmi desam, ha dedi. Nima bo'lasam hech narsa bo'lmaydi dedi. Ha, biz ham shunaqa deyapmiz. Biz kofir bo'lamiz u. Sizga bo'laveradimi? Siz kiysangiz, loyiq bizga sholpillab qolar ekan. Ikki xil standart qanaqasiga bo'lishi mumkin? U foydalansa bo'laverarmish, biz O'zbekistonda demokratik jamiyatda yashasak kufur bo'larmish. Ya'ni araj degani do'stlar, birodarlar, bu vosita. Ha. Islomdan boshqa eng to'g'ri yo'l yo'q. E'tiqodni yo'qotmasligimiz kerak. Islom eng to'g'ri yo'l. Lekin o'sha islomni mavjud hodisalarda e'tiqodimizga zid bo'lmaydigan har qanday vositadan foydalanaveramiz. Shuni
araç deb nomlanadi, vosita deb nomlanadi. Tushunarlimi? Xo'p. Keyingi savol. Xo'p, ota ichsa-da farzand ibodatda bo'lsa, farzand ibodat qabulmi? Xo'p, o'zi asli ibodatlar qabulmi, qabul emasmi degan gaplar bu biroz nisbiyroq gap. Chunki kimning ibodatini qabul qilish masalasiga ya'ni ruhiy tomondan hech kim javob bera olmaydi. Vahiy to'xtagan chunki. Kimning ibodati qabulligini bilmaymiz. Lekin shariatga ko'ra Alloh subhanahu va taolo bizga ibodatlarning shartlarini buyurdi. Masalan, tahoratda 4 ta farz bor deydi. To'g'rimi bizning mazhab? 4 ta farz. Faghsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marofiq va amsahu bi ru'usikum va arjilakum ilal ka'bayn. 4 ta farz bor. Yuzni yuvmoq, va ikkita qo'lni tirsagi bilan qo'shib yuvmoq, boshga mask tortish va oyoqni yuvish. 4 ta farz. Ana shu 4 ta farzdan bittasi bo'lmasa, qazoan fiqhi jihatdan uning namozi namoz bo'lmaydi. Lekin namozga bo'lgan ixlosi, namozga bo'lgan harakati qabul qabulmasligi hech kim bilmaydi uni. Lekin shar'iy jihatdan o'sha namozni qaytadan o'qish kerak. Tahoratsiz namoz o'qidi chunki u. Shunaqa deyiladi. Bu bitta masalaning bir jihati. Lekin o'sha otasi yo'lda emas, biroz o'sha harom xarish ishlariga botib qolgan, muhit shunaqa bo'lib qolgan, ulfatlari shunaqa, ibodatli odamlar bilan, ahli ilmlar bilan suhbatdosh bo'lmaganda, farzandi sekin-sekin ahli ilmlarning suhbatini eshitib ibodatga kirgan. Bu farzand bir ma'noda g'arib, uyda, oilasida g'arib. Chunki buni ibodati boshqalarga yoqmaydi oilasida. Va u g'arib, o'sha g'aribligi bilan ikki hissa ajr oladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam tubo lil g'uraba deganlar. G'ariblarga jannat bo'lsin deganlar. O'sha yigit otasini noto'g'ri yo'ldaligidan mas'ul emas. Otasiga keskin gapira olmaydi baribir. Otasi baribir otasi uni. U ichsa ham lekin musulmonman deydi. Hatto mushrik bo'lsa ham otaga qaraydi bola. Otaga qarshi keskin gapira olmaydi. Uni mas'uliyati emas. Agar bola da'vat qilmoqchi bo'lsa, otasiga keskin da'vat qila olmaydi. Chunki otaga oq bo'lib qolish xavfi bor. O'shanda mana shundan qo'rqish kerak, lekin ibodatida, duosida, harakatida o'zining sobitligida davom etadi. Uni ibodati inshaalloh robbil alamin yuqorida aytgan fiqhiy masalalarga muvofiq bo'lsa Alloh taolo qabul qilaman degan. Qabul qiladi inshaalloh. Va o'sha farzandni duosi yangi ibodat boshlab g'arib holda ikki qissa ajr olayotgani uchun duosi ham ijobat uni. Shuning uchun ilk avvalo otasini duo qilsin. Otamga hidoyat ber Allohim desin va natijasini ko'radi inshaalloh. Ko'radi. O'zi mezonlar teskari bo'lib qoldi. Otalar farzandga tarbiya berardi. Hozir farzand otalarni haqqiga duo qiladigan bo'lib qoldi. Shunaqalar bor demoqchiman. Lekin aksar hollarda buni teskarisi, ya'ni otalar farzandini to'g'ri yo'lga solyapti. Otalar farzandini qori bo'lishini, olim bo'lishini harakatda. Lekin shunaqangi vaziyat bo'lib qolsa, bu er-xotin voqeasida ham bor. Er yo'lda emas, xotin ibodatli. Er alkash, xotin ro'zador. Bunaqa qiyin vaziyatlar ham bor. Keskin qaror qabul qilmaslik kerak. Asta sabr bilan, duo bilan, umid bilan harakat qilish kerak. Alloh taolo inshaalloh ijobat qiladi va ularni hidoyatiga sabab bo'lib qolsa, butun dunyodagi yaxshiliklarni qo'lga kiritgan bo'ladi. Payg'ambar alayhi salom Aliga aytdilar: "Seni qo'lingda bir odam hidoyat topishi, quyosh chiqib nuri tushgan hamma narsaga ega bo'lishingdan ustun" deganlar. Faras qiling, quyosh chiqib nuri tushgan hamma joy sizniki bo'ladi-ya. O'shandan afzal ekan bitta odamni hidoyatiga sabab bo'lishingiz. Shuning uchun o'sha ukamizga yoki hali yuqorida aytganimizdek singlimizga g'ariblik jannat bashorati bor. O'sha insonni to'xtatib turadi va harakat qilsinlar, inshaalloh Alloh taolo oqibatlarini xayrli qiladi. Assalomu alaykum domla, farzand ehtiyojim bor. Shu sababli bola boqib olmoqchiman. Diniy amali qanday bo'ladi? Xo'p, bola boqib olishlik shariatda tabanniy deyiladi. Tabanniy masalasi uchun alohida oyat nozil bo'lgan.
Hatta şu ayet hakkında juda ko'p gaplar var. İslam tarihida ta bugünge kadar ve hatta hazır ham mana şu tabanni ayetleri doğrusunda düşmanlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga tuhmat qilishadi. Hadisani qisqaroq gapirib beraman. Zeynep binti Cahş radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ammalarının kızı. Yani ko'rganlar bilediler, tanıydılar. Ammalarının kızı. O'zlarini boqib olgan farzandlari bor edi. Zayd ibn Harisa radıyallahu anhu. Arab cahiliyetinde bir insan bir balanı boqib olsa, onu o'ziniki qilib olardi. Nomini unga berardi. Falonchining o'g'li deb qo'yardi. Shu odat bor edi. Bu odat Arab cahiliyetinde sodir bo'lgan odat edi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Zayd ibn Harisani olib chiqib aytdilarki, bu Zayd ibn Muhammad dediler. İlan kıldılar. Arab cahiliyetinde vakiye hadiselerini kabul kıyaptılar. Bu Zayd ibn Muhammad dediler. İlan kıp koydular. Hamme bu Muhammed'in oğlu deyip kabul kıldı. Demek ki Peygamber aleyhisselam farazen dünyadan ötseler Zayd miras alış gereği. Çünkü oğul deyip ilan kılınıyordu. Vaktler öttü. Zayd balagatke yetti. Şunda Peygamber aleyhisselatu vesselam'a salçı bulup geldi. Zeynep'ni menge abirseniz. Zeynep'e gelip tegesen mi degenler? Yok degenler. Dastlar kovmaganlar. Çünkü kulu dedi Zeyd. Kuldan çıkan balaga tegmeyemem. Çünkü ben Kureyşiyim degenler. Tavsiye kıyarlar. Tek. Allah Teala büyür yaptı. Allah büyür yaptı mı? Allah büyür yaptı. Bob dedi tek geller. Tek gellerden ki inem bir kança hayat yakşı bulmagan. Yakşı bulmagan Zeyd gelip şikayet kıla uğurgan. Zeynep bile hayatımız yakşı bulma yaptı. Koy varsan mikin? Değil uğurgan. Şunda Allah Teala felemme qada Zeydun ayetini nazil qilgan. Zeydni talak kılıçligini buyurgan. Zeyd radıyallahu anhu Zeynep'ni talak kıldı. İdde çıkkandan ki Allah Teala peygamberimizge Zeynep'ni olasız dedi. Şimdi vaziyetini tasavvur kılıyım. Adamlar içinde urfi manada Zeyd'ni oğlum deyip ilan kıp koygandı. Ve Kureyş Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hatalarını 24 saat payla oturuptu. Bitti hata kılsa montaj kılaman deyip. Kutu oturuptu. Kaçan hata kılarken, kaçan yalgan yaparken deyip. Bunu kanaka ilan kıladılar. Zeyd talak kıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam Zeynep'ni alışları gereği. Bu Arab cahiliyetindeki natoğru adatıdır özü. Çünkü bakvalingen bale, asıl balemez o. Sülbü başka da onu. Harisanın oğlu o. Doğru mu? Mene şu, cahiliyet Araplardaki natoğru adatını yok kılış için Allah Teala Peygamberimizin özlerini iştirak kıldırdı vakiyeye. Resulullah özleri iştirak kıldılar ve adamlarına bunu kursatıp verdiler. Ayşe anamız aytadılar. Eğer Kur'an'da bitti ayet, bir kitiş gerek, şu mene şanımge yakışmaz değil edigen bulsa, şu ayetini bir kitardı Peygamber Aleyhisselam. Zavvacinnekehe ayeti. Yani sizge üylentiremiz şunu. Zeynep'ni olas. Aldılar, olgelleri de melamet buldu. Melamet bugende ettiler ki, bu Zeytmini nasıldaki balanmaz. Bakvalingen bala o. Bakvalingen bala asıl bala bu miydi? Ana şundan tabenni ilmi hadisesi bayan kılındı. Katta katta kitaplar, diplom işleri yazılgan. Bala bakvalmakçı bulgan adam uşa işlerini, uşa meselelerini örgeniş gereği. Kıska payette, kıska cümlede bakvalingen bala oğul bala bulsa balagatki yetkendeyken aileteki ayollarga namahrem buladı. Bunu bilip bu iş gereği. Ve bakvalingen balanı özünün namige utkazıp almasligi kerek. Bala özüge kelgen zahatı, aklı kuşu cahige kelgen zahatı, onun atası kim, anası kim, onge aytip bu iş kerek. Şart. Menge keçem aldın ki bir kız yazı yaptı. Turmuşke çıkı yaptıyken, savçı kegen, kuyo bilen kuruşken, yokken, buldu savçı, toyu kılamız kaçan dese, ota ona kızga aytgan ki, sen aslında bizi kızımız mazsan degen. Seni falan yaşında agenmiz, o falan ayol seni abort kılıp, aldırıp taşamakçı bugen de, bizge bala gereği bugen, ondan o agenmiz. Ve tukkan zahatı özgü kursatmasından apketgenmiz, mehru çüşüp kalmasın deyip. Yani tabenni balayken.
o'ziga bildirishmagan. Endi muammo chiqyapti. Nariga tomon kelib, aytyaptiki, biz qizni asl onasini ko'raylik, deyapti. Bular yo'q, ko'rsatmaymiz, deyapti. Ko'ryapsizmi, shariatga xilof ish bo'lsa, ishkol chiqaveradi. Aslida qizni onasiga tanitib qo'yish kerak, balog'at ketgandan keyin bo'ldi, boqdi yaxshi. Savobini oldi inshaalloh. Lekin uni asl onasi boshqa, otasi boshqa. Bunda katta xatar, fasod ehtimoli bor. Bir qizni boqib oldingizda ota-onasini kimligini aytmadingiz, hech kimga bildirmadingiz. Shunaqa hunarmandlar ham bor ekan. Homilador bo'lmaydigan xotin qorniga yostiq bog'lab olar ekanda qo'ni-qo'shnilarning aylanib ketib chiqar ekan. Men homilador bo'ldim deb. Keyin boshqa joydan bir qizni olib, mana roddomdan keldik deb ko'rsatar ekan. Xaloyiq uni falonchining qizi deb o'ylaydi. To'satdan ota-ona dunyodan o'tib ketdi deylik. Qiz kimni qizligini bilmaydi. Ertaga o'zining asl onasini o'g'li, ya'ni o'zini akasi buni kelib sovchi bo'lib olsa nima bo'ladi? Kim uni ajrata oladi? Shariatni daqiqligini ko'ryapsizmi? Shariat tezda darrov u qizni, bolani kimning bolasi ekanligini aytib qo'yish kerak. Balog'atga yetsa mahram, nomahram masalalariga amal qilish kerak. Agar yoshligidan qo'rqsa, sut bo'lsa emizib qo'yish kerak. 2 yosh, 2 yarim yoshgacha emizib qo'ysa bolasi bo'ladi. Razoa nasab bilan bir xil. Shuning uchun farzand saqlab olmoqchi bo'lgan odamlar tabanni faniga, ilmiga murojaat qilish kerak. Haligi qizni savoliga jonli efirda javob beraman dedim, hozir o'rni kelib qoldi. Sizning gapingizga qarab turibdi dedi deb aytayapti ular ham. Onasini ko'rsatish kerakmi deyapti. Ha, onasini ko'rsatish kerak. Qizni kimni qizi ekanligini aniq aytish kerak. Hatto nikohda palonchi palonchining qizi deyiladi-yu, asli o'zini otasining ismini aytish kerak. Chunki bunday deyilmasa naslga xatar yuzaga keladi. Uni oldini olish uchun oshkora qilish kerak. Oshkora hammaning ko'z o'ngida bo'lishi lozim. Qisqaroq savol degan, endi deyarli ikkita odamdan kelyapti-da, olib ketakamizdan. Uchtasini beraman, savol deb ketdi. Salafiylarning xatosi nima birinchisi? İkinci savol, musulmon musulmon haqorat qilishi mumkinmi? Keyingisi nima uchun Qur'on kurslari ochiq tashkil qilinmayapti yurtimizda? Birinchisi, salafiylarning xatosi nima debdilar? Salafiylarning to'g'risi nima? Shuni aytib beringki, men sizga xatosini aytib beraman. Nima to'g'risi bor ularning? Ular kirgan joyda janjal, ular kirgan joyda ixtilof, ular kirgan joyda hech kim tushunmagan gap yuzaga chiqyapti. Faqat nima to'g'risi ularni? Ularni birortasini ko'rdingizmi shu namozga da'vat qilayotganini yoki ilmga da'vat qilayotgani, Qur'on hofiz bo'lishga da'vat qilayotgani? Borlari eyvalloh. Alloh taolo qabul qilsin. U biz ham unga sherigimiz. Shuni qilaylik. Lekin nimaga salafiyman degan odamlar bor joyda doim muammo bor. O'zlaridan boshqa odamlarni nimaga adashgan deyishadi. Faqat ulargagina qo'shilishlikni to'g'ri yo'l deyishadi, nimaga? Salafiylik haqida eng ko'pi men gapirdim shekilli. Lekin shu bilan birga salafiylarni birodarimiz deyman. Musulmonlar ular. Kofir demaymiz. Lekin o'sha salafiylarimiz meni allaqachon kofirga chiqarib bo'lishdi. Murtad, mushrik u yog'ini qo'yaverasiz. Xo'p, qaysi ishlari to'g'ri? Qaysi ishlari to'g'ri? Birorta men Maturidiyman, Ash'ariyman degan, Hanafiy mazhabiga ergashyapman degan odamni o'shalar salafiyman deganlarni montaj qilganini ko'rdingizmi? Ko'rmaysiz. Ko'rmaysiz ham, chunki axloq bu tomonda o'zi aslida. Ammo ular tomonda o'sha troll bo'lib olib faqat musulmonlarni, hozir shukrli odamlarni masxara qilib yurishibdi. Bu ummatning ichida eng mahbub bo'lgan imomlardan. Odamlar u odamni da'vatini eshitib, dinga bo'lgan muhabbati oshib, talabi ilm bo'lib, qori bo'layotgan ming-minglagan odamlar bor. O'shani oilasi parokanda bo'lgan, ishidan mahrum bo'lgan, qayoqdagi bir nusxa montaj-shantaj qilib yuribdi. Atrofida salafiylar. Bittasi chiqib yozibdi, kecha ko'rdim. Falon kitobni o'qimanglar, nimaga? Maturidiylikka og'ish bor deb qo'yibdi. Nimaga buni o'qimaysiz? Ruschasini o'qinglar deb qo'yibdi. O'zi shu da'vatni qilayotgan o'zi begona xotinga
qip yalang'och rasmingizni jo'nating degan odam. Bu tarqab ketgan, hamma ko'rib turibdi uni. Messenjerlarda turibdi, hamma ko'rib turibdi uni. Yana hattoki men o'sha odamni ovozini eshitdim, o'sha ayolni ovozini. Aytayaptiki, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf aytgan, yalang'och xotinga qarasa zino bo'lmaydi degan, jo'natavor deb xat yozgan. Mana shu bola salafiy. Buni qayeri to'g'ri? Nimasi to'g'ri buni? Ha, bu bilan birga kofir demayapman uni. Fosiq. Fosiq. Bu haromdan parhez qilmaydigan darajadagi odamlar. Maturidiyga til uzatgani uchun shunaqa bo'lib qolgan. İmam Maturidiy aziz insonlardan, bu ummatning imomi, unga til uzatib bo'lmaydi. Hurmat bilan muomala qilish kerak. Yuqorida aytdim ben, hadisini keltirdim. Ulamolarga qarshi gapirgan odamni avlodlaridan ahli ilm chiqmaydi. Salafga ergashish fikri o'zi asli to'g'ri. Biz hammamiz salafga ergashamiz. Chunki Qur'on, hadis bizga salafning fahmi bilan kelgan. Bu to'g'ri. Maturidiyga ergashgan salafga ergashyapti. Biz salafga ergashyapmiz, Maturidiyga ergashyapmiz. Salafiyman deyotgan odamlar Maturidiyga emas, Ibn Taymiyya rahimahullohga ergashyapti. Ibn Taymiyya salaf emas. Salaf emas. Shuning uchun ularning gaplari noto'g'ri. Ya'ni haligi mualliflik huquqini olganim o'ziniki emas gap. Salafga ergashamiz biz, salafiymiz deydi, surishtirsangiz salafga emas, yarim yo'lda qolib ketadi. Salafga biz ergashamiz. Maturidiyni aqidasi bog'lasida men shu kungacha maydonda turib gapiryapman. Hatto jonli qilamiz deyapman. Meni hozir ta'qibchim 500 ming, 1 millionga yaqin bo'lib qoldi. Kel shu maydonga kir, odamlarni oldida menga Maturidiylarning xatoligini isbotlab ber. Mana din samimiy bo'laylik. Men agar shuni haqligini isbotlay olmasam, sen aytgan yo'lga o'taman. Nimaga yo'q? Nimaga chiqib samimiy, hech qanday haqoratlarsiz, hech qanday g'oyrimadaniysiz gaplashsa bo'ladi-yu, to'g'ri? Meni jonli muloqotlarimni bu yerda ko'pchilik ko'rgan. Menga madaniy savol bergan odamga qayerda haqorat qilganman? Madaniy savolni 2 soat bahs qilsa, 2 soat madaniy bahs qilaman. Madaniylikda ham pachag'in chiqarib qo'yaman uni. Ishonavering, men madaniy gaplasha olaman. Lekin haqorat qilsa yumshoq bo'lolmaymanda. Alhamdulillahi robbil alamin erkak bo'lib yaratilganmiz. U yumshoq bo'lish bizning tabiatimiz emas, haqorat qilgan odamga unga javobini beramiz. Ya'ni munosib javobini beramiz. Nima qilishyapti? O'zlarinikini o'chirib tashlab, mana bu hammani haqorat qilyapti. Musulmonni haqorat qilsa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Haqorat qilganni haqorat qilsa bo'ladi. La yuhibbullohu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Alloh taolo la yuhibbullohu al-jahra min al-qawli. Ana qayda oyat? Va kana Allohu samian alima. Alloh taolo yomon gapni yoqtirmaydi. Yomon gapni oshkor bo'lishligini xohlamaydi. La yuhibbulloh illa man zulim deyapti. Lekin zulmga uchragan odam yomon gapga yomon gap bilan javob berishga haqqi bor. Undan oshirib yormagan tarzda. Musulmonni haqorat qilish fisq. To'g'ridan to'g'ri haqorat qilish fisq. Lekin haqorat eshitgan odam javob bersa bo'ladi. Bunga ko'p rivoyatlar. Javob berish ham fazilatli emas. Haqqi bor. Haqqi bor, lekin fazilatli emas. Masalan, javob bermaslik fazilat desa, fazilati sizga qo'ydim. Siz fazilatli bo'ling. Men javob beraman. Chunki haqqim bor. So'ksa javob beraman. Urushsa urushaman. Bu haqqim bu. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Qadr kechalarining birida Ramazon oyida bir kishi bilan bahslashib turdilar, payg'ambar alayhissalom chiqdilar. U haqorat qilyotdi, indamay turdilar. Javob berdi, payg'ambar alayhissalom turib ketdilar. Shunda aytdilarki, nimaga turib ketdingiz? Siz unga uni haqorat qilyotganingizda, sizni haqorat qilyotganida farishta unga javob berib turdi. Siz javob berdingiz, farishta ketdi, men ketdim, farishta yo'q joyda turmayman dedilar. Shuni dalil qilishib, ana
deyiş yaptı. Ha, fazilet. Kanı cevap vermezden sabır kıl devam etsek. Lekin ben özümle tecrübemde uşnaka adamlarga cevap vererken biz köp adamlar hakikatini kuruşluğe sebep oluyordu. Komentlerde, şunakangi bahslerde ilim başkaçara adamlarga tasar kılıyordu. Bundan faydalanayım. Aynı benim abroyum, şahsım, şanımge nispeten kim ne medese deyursun. Lekin adamlar bir hakikattan haberdar bop kalışlığı maksadımız. Hakaret kılış doğramaz. Müslümanını öldürüş küfür degeller. Hakaret kılış fısık. Lekin cevap o başka narsa. Üçüncüsü ne miydi? Kur'an kursları nege açık taşkil kılmıyor? Kur'an kursları açık taşkil kılınken. Kur'an kursları açık. Fakat navbet köp. Ve o şey navbet hakikatte kvotanı beceralmayabdi. Benim siz tarafımdan bu manada. İnşallah hazır imamlarımızı meleke aşırışta okutuluyabdi. İmamlar bu meselelerde yine melekelerini aşırışıyabdi. Karılarını kursu yine hem kengeytiriliş ihtimali var. Hele inşallah Rabbil Alemin her bitti mescitte Kur'an kursu buluşluğu tarafdarım ben. Buna kadarını en kupunu yapırken uzun ben. Bu memmellik manası demez. Yani derdimiz bir. Kur'an bana karılarının köpeyişliği sebep Kur'an kurslarının açılışlığı. Her bitti adam okup Kur'an'ını örgense. Bana yakında telegramda bir tarkır. 80 yaşlı ameki Kur'an okuyup yaptılar. Yani okusa bula uğradı. Okusa, örgense. Yakışık o. İlgere 90-91. Yıllardı. Başka devletlerden bizge karılar kelerdi. Türkiye'den karılarını alıp gidişerdi. Çünkü az mescitler, mescitlerde hatim ötüşke karı yok. Hazır nişte mescitte olsa diğerliği hemmesi özümüzdeki ve hatta çetkeyen çıkışı yaptı bizde karılar. Yine inşallah Rabbil Alemin yine köpeği iş gerek. Her bitti karının arkasında kendine ikteden samiye buluş gerek özü. Hadi bitteden samiye okuyak biz. İkteden samiye bulsa yine hem afzal. Karı köpeyse yakşı. Lekin bu nimanidir evazige bu maslik gerek. Nimanidir evazige bu maslik gerek. Benim tarafdarım bu masalanı. Karı kursları, Kur'an kursları inşallah. Kaidesi bilen asla asla köpeytirilledi. Duayam kutturuyorlar inşallah. Kızlar 30 para Kur'an yatası buladı mı? Zor buladı yu. Kengi saval assalamu. Kızlardan 30 para Kur'an'ını yadılagen köp bizde. Biz özümüzde Özbekistan'da ya. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah'ın kerimeleri Adinahan Kari Murattab ve iki hıl kıraatten icazatı var. Hem Varşını hem Hafs an Asim'ni yoddan biledi. Yani başka icazatlarını alıyor. Tohtayatken yoklar. Ve o kişinin etrafı da müşe havaskar bugün talebeler, talibeler bir kançası Kur'an'ı yodlayıptı. Mahtanım koyar. Beni sinirmem Kari Murattab. İkide kıraattan icazatı var. Benden o tip getirdi doğrulağı. Ben onu okutuşu başla geldim. Hadır ben Kur'an'ım biraz tekrarım kendi bölgenine ben kop gittim. Yani kızlar karı buluşluğu afzalıdır. Aslıdır. Kızlarını karı kılsanız, balanı karı buluşasan baladı. Kızlar karı bulsun. Kanday karı bulsun dedim ben. Kattan bile. Yolunu kıl. Yolunu kıyıp diye hamle. Hop. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamun rahmetullahi. Hazret Abdurrahman Muhtar Ali ustozimiz savolim iltimosim ham bor edi. Xo'p, ilm beruvchi, ya'ni ilm tarqatuvchiga halal beruvchi yoshlarimizga oid ularni bu yo'ldan qaytarish haqida hadisdan bir misol keltirsangiz, javob uchun rahmat. Xo'p, ilmni yo'li og'ir yo'l o'zi. Boshqa yo'llardan ko'ra og'ir. Ilmni hasadgo'yi ko'p bo'ladi. İlimni hasadgo'yi ko'p bo'ladi. Ve onu tosadigan omillar ko'p bo'ladi. Juda. Hozir endi o'rni bo'lgani uchun, ba'zi narsalardan xabardor bo'lgani uchun haqlariga duo qilish ma'nosida ham aytay. Bizning qorimizni adalari o'tgan yili menimcha dunyodan o'tib qoldilar. Alloh taolo rahmat qilsin. Bu kishini adalari farzand qori bo'lsin deb jonini fido qilgan odam. Va bu kishi ya'ni o'g'illarini qori bo'lgandan keyin masjidda orqasida xatimga tura olgani yo'q. Lekin o'tgan yili karantin edi, doğru mu? Üylerde hatim bugende, arkalarda tur geldiler. Uşa kişini güvahlık verişedi. Oğulları biraz ticaretke, başka narsaga meşgul bulup, arada biraz ilimden çalgı gende, aldığı otkuzup koyup,
Maşinalarını hemen asasını abirip, birrar narsaga meşgul bo'lmang, Kur'an'ını yodlayın degan. Ota shunaqa bo'lish kerak. Otayan farzandga nisbatan shunaqa jonfido bo'lish kerak. İnşallah dünyadan o'tdilar, rohatini ko'rib yotibdilar Xudo xohlasa. Çünkü shuncha jamoat o'g'illarining orqasida Qur'on eshityapmiz. Bu katta fazilat. Farzand dünyadan, yani insan dünyadan o'tsa, orqasida duo qiladigan sağlık farzand qoldirsa katta baxt bu. Amali to'xtamaydi u insonni. O'shaning uchun har bitta ota farzandiga bunaqa fidokorlik qilish kerak. Bir narsadan kechmasangiz bir narsa bo'lmaydi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. O'zingiz yoqtirgan narsani infoq qilmaguncha yaxshilikka erisha olmaysiz. Bunga harakat qilish kerak. İlim yo'lini to'sadiganlar ko'p. Qur'oni Karimda Alloh taolo Musa alayhi salatu vasallamning hikoyasini keltirgan. Sura Kahfda. Musa alayhissalom ko'p safar qilganlar. Fir'avondan qochganlar, Quddusga safar qilganlar, u yoqqa borganlar, bu yoqqa borganlar, lekin bitta safarlarini shu safar juda qiyin ekan deganlar. U qaysi safar? Talabi ilm safari. İlim safariga chiqqanlarida laqad laqina min safarina hada nasoba deganlar. Mana shu safarda juda og'ir bo'ldi, qiyin bo'ldi deganlar. İlim talabi qiyin birodarlar. Uni to'sqinligi, uni hasadgo'yi ko'p bo'ladi. İlim uchun tavfiq kerak. Boshida bekorga aytganim yo'q. 1000 ta odam talabi ilmga chiqadi, 10 tasiga nasib qilsa katta gap. 990 tasi boshqa yo'lga ketib qoladi. İlimni oladi, ilmdan foydalana olmaydi. Shuning uchun ilmdan foydalanadigan, ilmni tarqatadigan ulamolarni qadrlashimiz kerak. Va unaqalar chiqishligi uchun otalar jon fido bo'lish kerak. Hazrat rahimahullohni dadalarining hikoyasini ko'p eshitgansiz, hammangiz eshitgansiz. Hamma xizmat shu farzand uchun bo'lgan. Farzand unaqa bo'lish uchun ota shunaqa bo'lish kerak. Bir odam kelib aytgan ekan hazratga, "Men o'g'limni otini Muhammad Sodiq qo'ydim, lekin sizga o'xshagan bo'lmayapti" debdi. Desa, "Uni otasi Muhammad Yusuf bo'lish kerak edi" debdilar. Nomi qo'yib qo'ysa bo'ldi emas-da. Nomi qo'ygandan keyin otaga o'xshab xizmat qilish kerak. Va o'sha Qur'oni Karimdagi oyat İlim talabiga yürüyotgan odamlarga ilim to'sqinlik bo'ladi. Ya'ni qiyinchilik bo'ladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam sahih rivoyatda aytdilar. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallohu lahu tariqan ilal janna dedilar. Kim bir yo'lga chiqsa va u yo'l talabi ilim bo'lsa, Alloh taolo unga o'sha yo'lda jannatni oson qilib qo'yadi. Jannatga yo'llab qo'yadi. Cennetinin yolu asanmaz. Ozu tekin, lekin asanmaz. Nafske karşı yürüş gerek. Köp narsadan vazgeçiş gerek. Çayhane var. Malayziya'ya barıp, İndoneziya'ya barıp, Dubai'ye barıp, aylanıp gelişler var. Hammasını yığıştırdı talebe ilim. Hamma oynayıp yürüyende uyudu oturup Kur'an tekrar kıladı. Ve uşanın şarafatını, uşanın fazlını kiyin kıladı. Talebe ilim halis bolsa, onun nimetini, samarasını dünyada almayı ölmeydi. Oşan için talebe ilimge yaşlarını kızıktırış gerek. Astaydıl buluyun. Kıyınçilikler buluştan kat'i nezar ilim talebege yürüyün. Allah Teala sizini ulamalar safede tırıltıradı. Ülgürseniz dünyada alim bolasayız. Ülgürmeseniz kıyamette Allah Teala yolunuzu cennetten çıkaradı. Ahir bir soru mıydı? Savolni ko'p ekan, bittasi beramiz. Hozir juda dozab bo'lgani uchun xotinim ikkinchi xotin bo'lishni qattiyan qarshi, nima qilib debdilar bir. Battar bo'lsa. Shu, bilis boshqa. Yo, ochilmaydi. Ro'zador odam biror joyini kessa qonchisi ro'za ochilmaydi. Ba'zilar menga savol beryapti, haligi nur bilan davolaydi-yu, masalan, qo'li singan odamga svet qo'yadi, nur. U ham ochmaydi. Ro'zaning sharti inson ichiga narsa kirish kerak. Ya'ni aynan o'sha halqumdan o'tib oshqozonga boradigan joyga. Ukolda ham muskulga bo'lsa ochilmaydi. Lekin tomirga ukol qilsa ochiladi. Endi ayollar to'g'risida savol beryaptilar. U savolni
o'zi ayol kishining qattiq qarshiligi tabiiy u tabiatidan. Ayol kishi hech qachon rozi bo'lmaydi. Agar ayolning roziligiga quloq solaman desangiz, unda hech qachon ruxsat olmaydi. O'shaning uchun uning ruxsatini shart qilib qo'yilmagan. Va ayolni bu darajada keskin bo'lib qolishligi erkagam sabab menimcha. Ko'p hazil qilib olgan bo'ladi-da. Sal jiddiyroq tursa, u unaqa qattiq qarshilik qilmaydi. Xo'p. Xo'p, jiddiyroq savol beribdilar. Assalomu alaykum. Men bugun ukam bilan urushib qoldim. Onamga qo'l ko'targani uchun shu ishim to'g'rimi? Xo'p, onaga qo'l ko'tarishlik to'g'ri emas. Onaga qo'l ko'targan bolaga qarshi akalari to'g'ri qattiq muomala qilishlari kerak. Tushuntirishlari kerak va tezda tavbaga undash kerak. Chunki onani roziligini olmagan odam jannatga kira olmaydi. Otani roziligini olmagan odam jannatga kira olmaydi. Oldindan bir hikoya rivoyatni aytib berganman, sahih rivoyat, Ibn Abbosning rivoyatlari. Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma Makka mukarramada dars berardilar. Tafsirdan, fiqhdan, hadisdan dars berib tursalar, bir odam savol so'radi. Ya Ibn Abbas dedi. Men dedi bir qizga sovchi bo'lavdim. Qiz menga tegmadi. Boshqaga tegib ketuvdi. Rashkim qo'zg'ab uni o'ldirib qo'ydim. Qotilni Alloh taolo qiyomatda kechiradimi dedi. Savol. Deganda u kishi aytdilarki, "Onang bormi?" dedilar. Endi yo, onam yo'q dedi. Astag'fir tavba qil, Alloh taolo kechiradi dedilar. Chunki inna Alloha la yaghfiru ay yushraka bihi va yaghfiru دون ذلك لمن يشاء dedi. Qur'onda oyat bor. Alloh taolo shirkdan boshqa hammasini kechiraman degan. Tavba qil dedilar. Keyinchalik shogirdlar so'radi. Shu savolni bergan odamga nima uchun onang bormi deb so'radingiz deganda, hatto qotil odam o'ldirgan odamni ham onasi bo'lsa, onasiga yaxshilik qilish bilan uni yubolar ekanda. Bundan ortiq amalni bilmayman deganlar. Onasi bor odam jannatni naqd qila oladi. Payg'ambar alayhissalom bir inson otasini yoki onasini yoki ikkalasini keksaygan paytda topsa-yu jannatga kira olmasa xor bo'pti deganlar. Ya'ni jannatni eshigi ular. Endi onaga shunaqa qo'l ko'targan bolaga agar o'lib qolmasdan oldin tavbani buyurish kerak. Bunga qattiqroq turish kerak. Onani urdirib qo'ymaslik kerak. Onaga qo'l ko'targan bola oq bo'ladi. Alloh taologa shirk keltirish, odam o'ldirish va uchinchi o'rinda min akbaril kabair, kabira gunohlarning eng kattalaridan uchtasi bor. Shirk, qotillik, ota-onaga oq bo'lish. Shirk bilan teng, qotillik bilan yonma-yon turadi ota-onaga oq bo'lish. Shuning uchun to'g'ri qilgan akalari u bolani tavbaga chaqirish kerak. Mana shu suhbatlarimizni unga yetkazish kerak. Agar dunyosini rasvo bo'lishini, dunyosini ham rasvo bo'lishini xohlamasa, onasiga bunaqa qattiq muomala qilmasin. Agar yo'q, menga rasvo bo'laman deydigan bo'lsa, unda o'zi biladi. Ustoz juda savolni ko'payib ketdi, 10 ta cho'p ketdi. Savollarni berib o'tamiz, ulguryamiz endi. Hop, assalomu alaykum ustoz, men harbiy bo'lib ishlayman. Ishimga borgan kunim namozlarim qazo bo'lmasligi uchun o'tirgan holatda imo ishoramini ado etsam bo'ladimi? Bu birinchisi. Yaqinda savol berishgan, ichki ishlarga hozir xabaringiz bor, ruxsat berilgan namoz o'qishga. Endi buni harbiy ichki ishlar xodim bilan savol shundan iborat bo'ldiki, namoz o'qiganda qurol bilan o'qish mumkinmi namoz? Qurolni bo'shagan holda. Mana shu savol. Xo'p, namozni tik turish imkoniyati bo'la turib, o'tirib o'qish bo'lmaydi. Harbiyda yoki rasmiy doirada ishlayotganlar sunnatlarini o'qimasdan farzini uzun o'qib olsa bo'laveradi. Farziga muddat topa olaydi ya'ni. Qazo qilishlikka hech kim fatvo bermaydi. O'zini ixtiyori, imkoniyatdan tashqari vaziyatda qazo bo'lsa, keyin qazosini uyda o'qiydi. Lekin ixtiyoriy ravishda qazoga fatvo yo'q. Yoki turib o'qishlikka imkoniyati bo'lgan odamga o'tirib o'qiyver degan fatvo yo'q. Agar o'tirib o'qib qo'ygan bo'lsa, farazan, o'sha namozini qaytadan uyga kelganda o'qib oladi. Qur'on bilan namoz o'qisa bo'ladi, namozga xalaqit qilmasa. Hazrati Ali radhiyallohu anhu'dan bir rivoyat bor. Hazrati Ali radhiyallohu anhu qurol aslahalar bilan, qilichlar bilan kelib namoz o'qiganlarida shaqir-shuqur bo'lib ketibdi. Endi yonida turgan odam namoz tugagandan keyin qurollarni yechib qo'yib o'qisangiz bo'lmaydimi desa, to'g'ri aytding degan ekanlar. Ya'ni to'g'ri gapni qabul qilganlar, yechib qo'yib o'qiganlar. Endi bu pistoletga o'xshagan kichikroq anaqalar
yani halaqt qilmaydi, unda o'qila oladi bular. Bemalol. Avliyolarni vasiyat qilish joizmi duoda? Avliyolarni vasiyat qilish joiz. Bu haqida ko'p dalillarni keltirganmiz. O'zi tirik insonlarni vasiyat qilishda ixtilof yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni tirikliklarini ixtilof qilishda vasiyat qilishlikda ixtilof yo'q. Amallarni vasiyat qilishda ixtilof yo'q. Bu muttafaqun alay. Payg'ambar alayhi salatu va salam dunyodan o'tganlaridan keyin vasiyat qilish joizmi? Bu haqida yasir ozgina ixtilof bor. Jumhur joiz deydi. Jumhurning rivoyatini keltirganman men. İmam Buxoriyning Tarixul Kabir asarida Bayhaqi Shu'abul Iymonda keltirgan bu rivoyatni. Hokim Mustadrakda keltirgan va Ibn Hajar Asqaloniy Fathul Boriyda bu hadisni bu rivoyatni rijaluhu siqot degan ishonchli odamlar rivoyat qilgan. Sahih rivoyat qaysi rivoyatida? Bilal ibn Haris al-Muzani radhiyallohu anhu uning hadisi. O kişi Medine'de açarçılık, kahatçılık bugün peytede Medine-i Munavvara'daki kabir şerifke kilip dua kıyan. Ya Resulallah istesqi li ummetike fe innehum kod halaku degen. Hani şu metin turuptu. İbn-i Hacer'de turuptu. Biz ulamalarımız geri geçemiz. Ya Resulallah hitap kılı yaptı. Kabirdeki zatke, Peygamber aleyhisselamge. İstesqi li ummetike. Ümmetiniz için Allah'tan yağmur sorab verin deyiptiler. Vesile kıyaptiler. Bana tikka turganingizda hazır. Hakkımge dua kılın. Farzandıma hakkıge dua kılın deysiniz. Huddu şunu kabirdeki Peygamber aleyhisselamge Bilal ibn Haris al-Muzani ayet yaptiler. Ve manşı hadisini İbn Hacer sahih deyipti. Bu sahih bir geçemiz. Ve uhle yaptı. Şurada Peygamber aleyhisselatu vesselamını kuru yaptiler. Peygamber aleyhisselatu vesselam فَاِنَّكُمْ قَدْ يُسْتَسْقُونَ dediler. Sizler tez de suğarara sizler. Yağmur tüşerdi sizlerge. Bar Umar'a ait الْكَيْسُ وَالْكَيْسِ dediler. Ümmetinin gamını, taşvişini yesin. Hazreti Umar'a varıp ait geldiler. Şuna kıyken, yani istisqa namazı okurken siz degen. O kişi Hafsa anamızdan peygamberimizin tonlarını sonra bakarlar. Rivayetini tol alıkıcı okup eşitseniz, yani bugünkü kündeki o şey vesile kılı bu meydi diyetken, yani hali saval bergen biraderlerimizdi. Savallardaki kahramanlar, selefiler yok deydi. Tondanıma gap deydi. Umar sizden yakışı bilerdi, tondanıma gap varlığını. Peygamber aleyhissalatu vesselamın tullarını Allah'a da sorava geldiler. Ve onu kıyıp çıkarlar. O şey Bilal'ını tüşüde korgen narsadan ilhamlanıp çıkan o kişi. Onun geçe hemen işini kıyandılar. Amr ibn Asga, yani Mısır'a mal cönetti geldiler. Uğru kol götüse kolunu kesme geldiler. Adamlarını kahatçılıktan kandayı op çıkıp getemendi. Rosa urun geldiler. Ahırı Bilal ibn Haris'ini bu gepeden keyin çıkıttırıp istisqa namazını oku geldiler. Uşanda vesile ki geldiler. Bilal'e etmediler ki sen nimege kabirge hitap kıyapsan demediler. Nimege Resulullah'a Allah'tan yağmur sorab birin diyapsan müşrik buldun deme geldiler. Çünkü caiz. Caizliği de Medine ahli ihtilaf kılmasıdır. Ve Medine ahli de bitti fikir barıdır. Ey onlar oylardı ki fakat vesile Resulullah ki buladı. Başka adam ki kıbım eydi bu oylaşardı. Resulullah'tan dua soraladı. Başka adamdan dua sorab bu meydi bu oylaşardı. Şuna kadar fikir kep kalıyordu adamlar ki. Şimdi Umar istisqa namazıda Abbas radıyallahu anh'a ettiler ki Peygamber aleyhisselam tırıklıkları da o kişinin vesile kılardı. Hemme biledi bunu. Endi sizi vesile kılamız. Yani başka adamların vesile kısa boladı. Bunu adamları korsa teydiler de o kişiye. Vesilenin duasını o kişiye verdiler. Demek bu vesile caiz. Endi Peygamber aleyhisselamdan başka adamlarını vesile kılsa boladı mı? Demek Umar radıyallahu anh'ın rivayette bolarken. Lekin ötkellerini bunda ihtilaf var. Vesile kılış caizliğini etken ulamaların kop katta katta ulamalar. Başka adamlarını vesile kılıp bu meydi degen ulamalar hem var. Biz vesile kılsa boladı degen tarafını alamız. Onların delilleri var. Bunun yokuşuken bir kança hayati vakiyeler hem var. Bukhara-i Şerif'te öte katlık kahatçılık bugün peytide sahih rivayetlerde var bu. İmam Bukhari'ni vesile kılışken. İmam Bukhari'ni vesile kılıp dua kılışken yağmur yakka. Moğullar, Hulaku, bütün başlı İslam ümmetini basıp alıp katlık
tazyiq o'tkazib turgan paytda İmom Buxoriyning sahih to'plamlarini xatm qilish buyurilgan odamlarga. Bu ham vasila. Bu ham vasila. Xatm qilib, xatmni orqasidan duo qilsa ijobat, vasila bular ham. Alloh taolo vabtagu ilayhil vasilata degan, Allohning roziligiga vasilalar izlanglar. Shariatga muvofiq bo'lsa, salafda, sanatda kelgan bo'lsa qabul qilamiz uni. Vasila joiz emas degan odam o'zi uchun aytsin, boshqalarga gapirmasin. Dalili bo'lmasa gapirmasin. Endi shu joyda yana bitta nozik narsa bor. Qabrga borib olib, qabrga sig'inish joiz emas. Qabrda yotgan odamga menga bola ber deyish joiz emas. Nozik nozik farqlar bor. Buni ajrata olmagan odam bizni shariatga muvofiq gapimizni shariatga nomuvofiq gaplarga aralashtirib yormasin. San'atda, matnda, mafhumda nima bo'lsa keltirib beryapmiz biz. Qabul qilsak dalilga suyanyapmiz. O'zimizni fikrimizga hech kimni ergashtirmayapmiz. Qabrga borib xitob qilish joiz. Shu gapni anu bo'lajak qo'shnilar ichindagi prezident chiqib olib nima deydi? Qabrga xitob qilish joiz deyapti Abror Muxtor Ali. Voy mushrik bo'ldi deydi. Qabrga borsak nima duo o'qiymiz? Ya ahlal qubur deymizmi? Assalomu alaykum ya ahlat diyar minal mu'minina val muslimin deymizmi? Xitob u qabrga xitob qilasiz. Sahih rivoyat Muslimda bor rivoyat. Rivoyatni bilmaydi. Bizni mushrik deyapti. Ya'ni dalillar bor. Yaxshi bu savol bergan birodarga alohida tashakkur. So'rash kerak shuning uchun. İlmi asosga ega bo'lganingizdan keyin bo'ldi, qanoat hosil qilish kerak. Hozir shaxsiy gapimni gapirdimmi? Yo'q, dalillar keltirdim, kitoblarni aytdim, ulamolarni keltirdim. Xohlagan iqtidori bor odam, ya'ni izlab ko'rib olsin. Bo'lmasa, meni gapimga ishonmasa izlasin. Ishonsa gap shu, abrori gap emas bu. Ha, vasila qilish joiz, vasilaning asoslari joiz, lekin hamma ishga vasilani tiqishtiraverish yaxshi emas. Oldin muammolarni yechimiga bor dunyoviy imkoniyatlarni yechimiga harakat qilinadi. Eng oxirida imkon bo'lmaganda keyin vasilaga murojaat qilinadi va bu vasilaning joiz jihatlari bor. Ustoz savol berishyapti. Muhammad ismini ko'p qo'yilyapti. Bunga muomala qanday bo'lish kerak? O'zi Muhammad ismini ko'p qo'yish yaxshi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ismlari barakasi bor va o'sha bolani ismiga munosib tarbiya qilish kerak. Ismiga munosib tarbiya qilish kerak va bolaga qanday munosabatda bo'lishlikda shariatning asoslari bor. Yaxshi gapiriladi, u bilan o'rtoq bo'linadi, 7 yoshda namozga buyuriladi, 10 yoshda qattiq turiladi. O'sha muomala qilinaveradi. Uni ismga nisbatan ismini tahqirlaydigan nomga almashtirib tura olmaslik kerak. O'rtoqlari, yori do'st birodarlari, ukalari yoki oilani o'zida ham u ismni qisqartirib chaqirmaslik kerak. Muhammad mu Muhammad deb chaqilsin. Muhammad Nur mu oti Muhammad Nur deb chaqilsin. Shunda bismillah. Ochib beraman, o'qib beraman, nur ekan. Xo'p, Telegramda bir narsa tarqab ketgan ekan hozir. Qazo nomasi haqida balki ko'rgandirsiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam buyurdilarki, ummatlarimning qazo namozlari bo'lsa Ramazonning oxiri juma kuni juma namozini asr namozi orasida 4 rakat namoz qilsa, ya'ni o'qisa 400 yillik qazo namozini o'qigan bo'ladi. Inson 400 qazo namoz qila olmagani uchun ortgani onasi, otasi, bolalari, qo'shnilarining qazosi o'tadi. Namoz 4 rakat sunnat deb o'qiladi. Davomini ham o'qish hojati yo'q qaldi. Bu mavzu gap Hazrat Ali'ga nisbat berishadi buni. Yolg'on gap. Bunga o'xshagan rivoyatlarni ko'proq rofizalar tarqatadi. Mana shu mashhur rivoyatni roviylarning sanadini ichida yo 2ta yo 3ta rofiza bor. Shi'a odamlar bor. Ular bunaqa masalalarni to'qishlik bilan mashhur. Ibodatlarni qazolari o'zini sanog'i bilan ado qilinadi. Fazilat ma'nosida bir namoz 100 ming rakatga teng bo'lishi mumkin. Fazilat ma'nosida. Masalan, Ka'baga muazzamada bir rakat namoz o'qisangiz, 100 ming rakatga teng bo'ladi. Uni ajri, lekin sanog'i emas. Qazomi qazoni o'qiysiz. Qazoni o'qiladi o'rnida. Ba'zi odam o'ylaydi, ya'ni yuragi orqaga tortib ketadi. Ko'p qazo qilib yorganda,
Bunu hammasini qachon o'qiyman? Yo'q. Alloh taolo himmatga baho beradi. O'qiyman Alloh umr bersa deng, umringiz yetsa bitirasiz, yetmasa bitirdi deb jazo Alloh taolo. Alloh taolo kambag'alni sotmaski. Bir narsa kamaymaydiki. O'shaning uchun himmatga bog'liq. Himmatingizga yarasha qazoga harakat qilaverasiz. Va sanog'ini sanog'iga yetkazish kerak. Bitta bilan 400 yillikni ado qilib bo'lmaydi. Savolni ko'payib ketdi. Agar imkon bo'lsa bir o'zingizni bog'lab, bir sizlarga bo'lsa ham javob yetkazibmiz-da hozir. Inshaalloh. Duo so'raganlar bor ekan. Xo'p. Ruxsat bersangiz, qarang. Xo'p, ota-ona o'tib ketgandan keyin duoni kimdan olish kerak? Hozirgi dozab o'tgan savollar-da. Xo'p, undan keyingi sigaretdan nos tahorati buzadimi? Xo'p, birinchisi ota-onasi o'tib ketgan odam, ota-onasining yaqinlari, qarindosh amakilar, ammalar, xolalar, amma onani o'rnida. Amaki otani o'rnida. Ularni duosini olinadi va shu misolda ketilaveradi. Va faqat shularga cheklanmaydi. Mahallasida ahli ilmlar bor, oqsoqollar bor, ahli fazillar, qorilar bor, ularning ham duosini olinaveradi. Keksa yoshdagi odamlarning duosini olinaveradi. Duo olishlikda haris bo'lish kerak. Endi sigaret bilan nos haqida shu savolni ko'p berishdi, ko'p javob berdik, yana berishyapti, yana javob beramiz. Yana berishsa yana beraveramiz. Sigaret bilan nos harom. Shariat nuqtai nazaridan uni harom qilingan. Shariat nuqtai nazaridan harom qilingan. Bir odam o'rganib qolgan bo'lsa, uni birdan tasholmayotgan bo'lsa, buni haligi so'z o'yini qilmaslik kerak. To'g'ri, men bunga o'rganib qolganman, lekin tashlayman desa qutuladi. E'tiqodini buzmaslik kerak. Ba'zi odamlar bor shunaqa muhitda. O'sha muhitini savol beradi, shu ishim to'g'rimi deydi. Noto'g'ri ekanligini e'tiqod qilib, o'sha ishda davom etib turishligi o'sha ishini halol qilishga urinishdan afzal. Noto'g'riligini tan olish kerak. Noto'g'ri gap bu, noto'g'ri ish. Sigaretni harom ekanligiga dalillar. Ko'p dalillar bor. Sigaretni o'zida boshiga yozib qo'ygan. Nima degan boshiga? Chekish o'ldiradi, deyapti hozir. O, biz yoshligimiz paytimizda Ministrav SSR predupreждает курение опасно для вашего здоровья derdi. Biroz yengilroq edi. Keyin yo'q, unaqa emas dedi. O'ldiradi, deyapti hozir. Endi hozir Hindistonda sigaretni ustiga sigaretdan rak bo'lib, hamma yog'i ochilib ketganlarni rasmini yopishtirasan, deyapti. Ushnaqa qilib odamlarni cho'chitish uchun hadis sharifda payg'ambar alayhissalotu vasallam la darara va la dirar deganlar. Zarar berish ham yo'q, o'ziga birovga ham zararga qarshi zarar bilan munosabatda bo'lish yo'q. Va la taqtulu anfusakum dedi Qur'on. O'zingizlarni o'zingizlar o'ldirmanglar dedi. Sigaret o'zini o'ldirish. Sigaret o'zini o'ldirish. Endi tahorat masalasi umuman boshqa masala. Tahoratni fiqhi asosi bor. Qo'polroq qilib sizga tushuntiray. Oldingizda bitta piyolada suv turibdi. Chanqagan suvni ichib yubordingiz. Yutib yubordingiz suvni. Yutgandan keyin bildingiz, u aroq ekan. Tahorat sinadimi? Sinmaydi tahorat. Chunki najosat insonga kirish bilan tahorat sinmaydi. Najosat chiqishligi bilan tahorat sinadi. Tahoratning qoidasi u. Aroq ichsa tahorat sinmas ekan degan gap yo'q. Aroq harom. Lekin bilmasdan ichib yorsangiz tahorat sinmaydi. Mast bo'lib qolsangiz tahorat sinadi. Tahorat sindiga hukm qilinadi. Sigaret chekdi, nos chekdi, tahorat sinmaydi desangiz, bu subliminal savol bu. Savolning orqasidan domlani xarob qilish bor. Sigaret cheksa tahorat sinadimi? Yo'q, sigaret cheksa bo'lar ekan. Xulosa chiqib qoladi bu yoqdan. Maqsad o'zi shunaqa bo'lib qoladi. Sigaretni tahoratga aralashtirmang, birodar. Sigaret harom. Buni bu tomondan so'rang. Sigaret halolmi, harommi deng, uni masalasini aytib beraman. Tahoratni o'zi masalasini o'rganing. Tahorat najosat chiqishligi bilan sinadi. Uxlagan odamni usuliga ko'ra tahorat sinmaydi o'zi aslida. Chunki uxlagan uyqu najosat emas u. To'g'rimi? Nimaga uxlagandan tahorat sindi deymiz? Uxlagan odam o'zidan bir narsa chiqib ketganligini eslolmaydi. O'shan uchun o'sha ehtimol g'olib bo'lganligi uchun uni tahorati sindi deyiladi. Har bitta tahorat sinadigan hukmlarni o'rganing, nimadir chiqqanlik sababiga u. Mas odam ham shu. Mas odamning tahorati o'zi asli sinmaydi.
Nimaga sinadi desa, u ham o'shunaqa uxlagan odamga o'xshaydi. U o'zidan nima chiqib ketganligini bilmaydi u. Shuning uchun tahorati singanga hukm qilinadi. Tahoratning masalasi umuman boshqa. Muxtasarda shunaqa matnlar bor, shuni olib olib, mana musulmonlarda shunaqa deydi bittasi. Yo'q, unaqa emas. Au qubulin, au dubulin degan matnlar bor. U masala shunaqa, masala shunaqa bo'lib qolsa, bir fosiq shu ishni qilib qo'ysa nima bo'ladi desa, usul vojib bo'ladi deydi. İnzal bo'lmasa usul vojib bo'lmaydi deydi. Bu masala bu. Masala voqiyalikda sodir bo'lgan masalaning yechimi. Bu payg'ambar alayhissalom davrlarida bo'lgan ulamolar o'shatdan olgan ko'p narsalarni. Masalan, bir o'g'ilni cho'risi bor edi. Cho'ri o'g'ilniki, mulk. Hozir cho'rilik yo'qligi uchun yaxshi tasavvur qilmaydi odamlar. Cho'ri bir insonning mulki bo'lgan, mulki. Bozorga chiqsangiz, bozorda cho'rilar sotadigan joy bo'lgan. Cho'rilarni solishtirib olib, pulni berib olib uyiga olib ketib, o'zingiz ishlatgansiz uni. Uy ishlariga ishlatasizmi? Sizning mulkingiz bo'lgan u. Shunaqa davrlar bo'lgan. İslam kelgan paytda shunaqa edi. İslam keyin tartibga soldi ularni. Bir bolani, o'g'il bolani cho'risini otasi yaqinlik qilib qo'ydi. Shunda o'g'il kelib payg'ambar alayhissalotu vasallamga shikoyat qildi. Otam dedi, cho'rimga yaqinlik qilib qo'ydi. Buni mahkama qilmoqchiman dedi otasini. Shunda payg'ambarimiz o odamga aytdilarki, bolaga anta va maluka li abik dedilar. Sanan topgan mulking ham otangniki dedilar. Otangni mahkamaga berma dedilar. Nimaga shunaqa dedilar? Aslida unaqa emas. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning gapi to'g'ri, men payg'ambar alayhissalom gapi aslida unaqa emas deyishim beodoblik bo'ldi. Mavzuni noto'g'ri tushuntirib qo'ydim. Unaqa emas. Asli usulga ko'ra o'g'il o'zini pulidan o'zi zakot beradi. Demak, mulk uniki. Ota o'zini pulidan o'zi zakot beradi. Mulk uniki. Aralashmaydi bir-biriga. Voqiya nima edi? Voqiya ota farzandining mulkidan foydalanib qo'ygan edi. Voqiya bu bo'lgan edi. Hosil bo'lgan voqiyaga fiqhiy javob aytish kerak edi. Agar otaga o'g'lingni cho'risini to'la desa nima bo'ladi? Mahkamada ota bola o'rtasida nizo bo'ladi. O'sha nizo kattalashib ketishini oldini olib, bolani to'xtatdilar. Molam sanam o'zingniki to'xta dedilar. Imom Shofiy aytganlar. İmam Shofiydan so'rashgan. Bola o'zini otasini mahkamaga bersa bo'ladimi deganda, bola otasini kavushini ham mahkamaga bera olmaydi deganlar. O'zini uyda tursin, kavushini ham mahkamaga bermaydi. Mahkamaga chiqsa ota bola tortishib qoladi, noto'g'ri. Demak, sigaret cheksa tog'rasi sinadimi, aroq ichsa tog'rasi sinadimi? Bu fiqhiy masalaga ko'ra sinmaydi. Voqiya shunaqa bo'lib qoldi. Bir odam o'zidan o'zi bilmasdan shunaqa qilib qo'ydi. Tog'rasi sinmaydi. Lekin buni gapirib orqasidan sigaret, nos, boshqa narsalarni halol ekanligini chiqarib olishga urinish to'g'ri emas. U harom, uni halol harom masalasini so'rang, undan saqlaning. Yana bitta narsa bor, tavsiya qiladi ulamolar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, bir xato ish qilsang, orqasidan uni yaxshisini keltirib qo'y. Tamhuha dedilar. Ha? O'chiradi uni dedilar. Yomon ish qilib qo'ysangiz, orqasidan yaxshilik qiling, o'chiradi. Endi fiqhiy masalada tahorat sunnat dedim-a hozir. Endi sizga tavsiya, savol bergan birodarga. Agar sigaret chekib yurgan bo'lsangiz, siz o'zingizga bo'yningizga vojib qilib oling tahoratni. Mana bu hadisga ko'ra. Sigaret chekish bir yomon ish edi, orqasidan bitta yaxshi ishni qilib qo'ying. Bu yaxshi ish tahorat bo'lsin. Qani qayoqqacha borarkin siz chekib? Har chekkaningizga tahorat qiling. O'zingizga vazifa yuklang. Tahorat sinmaydi, lekin o'zingizga vazifa yuklang. Shunda undan qutulasiz. Men bu tajribani ko'p odamga aytganman, menga rahmat aytib ketgan. Tahorat bilan sigaret yonma-yon yura olmaydi. Yura olmaydi. Astoydil pokizalikka harakat qiling, bu yengib chiqib ketadi. Doim tahoratda yurishni xumor tutib qoladi keyin. Sigaret emas, buni xumor tutib qoladi. O'shaning uchun o'zingiz uchun qiling. Payg'ambar alayhissalomning hadislari dalil bo'lsin. Yomonlik qilsang, yaxshilik qilib qo'y orqasidan. Nima qiladi? Tamhuqa o'chiradi oldingi yomonligini deganlar. Shuning uchun bunga harakat qilish kerak. Tugala? Bitta savol berishdi. Qani jiddiy savol ekan, veterinar ukamiz olib keldi deb telefonda bittasi savoldi. Hop, men veterinar bo'lib ishlayman. Kasal bo'lgan hayvonlarni ukol qilib o'ldirsa bo'ladimi? Shunday. Endi o'sha veterinar voqealigi borda,
virüs tarqash ehtimoli bor, o'shani masalan quturgan itlar bor, ularni o'ldirmasa, tozalamasa bo'lmaydigan vaziyat bor. Bu haqida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan 4 xil tariqada hadis bor. 4 xil adashmasam, bittasi it haqida, bittasi qarg'a haqida, bittasi ilon haqida, yana bittasi qaysir hayvon vazag haqida, vazag kaltakesak haqida. İt qora itni ko'rsanglar o'ldiringlar dedilar. İlonni ko'rsanglar o'ldiringlar dedilar. Chayonni, qarg'ani fosiq dedilar. Vazag'ni bitta urushda o'ldiringlar dedilar. Mana shu hadislarni jamlab aytadi ulamolar. İnsoniyatga zarar ehtimoli ko'payib ketsa, uni o'ldirish joiz. Ukol qilib o'ldiradimi, otib o'ldiradimi? Vazag'ni bir bitta urushda o'ldir deganlar. Bitta urib o'ldirsa 100 ta ajr deganlar. İki marta urib o'ldirsa 50 ta ajr. Kamayadi, chunki unga ham azor bo'ladi-da. Demak, veterinar birodarimiz voqealikka ko'ra odamlarga zarar ehtimoli, tarqash ehtimoli yuzaga chiqsa, uni o'ldirish huquqi bor, ya'ni odamlarni zarardan qaytarish uchun. Bo'ldi? Bo'ldi, ustoz, rahmat. Endi subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Hurmatli domla, sizdan sog'lig'i xususida duo talab bo'lgan akam Habibullohga shifo tilab duo qilishingizni iltimos qilib qolaman debdilar. Ukalari duo so'rabdilar. Alloh xayrli qilsin, duo qilamiz. Singlim bor, 3 yildan beri befarzand debdilar. O'zimda ham qarzlarim ko'p, buvim og'ir betob, ayolim homilador debdilar. Alloh taolo duo qilamiz. Akalari bemor bo'lgan birodarimizni akalariga Alloh taolo o'zi shifo bersin. اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي اشفي يا شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا داء پروردگارا بو برادرمزنه بیمار جسدلاری بیمار تنلاری اورنیگه ساغلام تنه الله تعالی عطا قلسن اللهنی عبادتده نشاط بلن غیرت بلن عبادت قلیشلرنی خدای تعالی اوزه نصیب قلسن سنگیللری بی فرزند برادرمزنه سنگیللریگه الله سبحانه و تعالی اوزه salih salih zurriyatlar ata qilsin va ortlaridan duo qiladigan merosxo'rlarni Xudoy taolo o'zi qoldirsin. O'zlarini qarzlari bor ekan, Alloh taolo bu qarzdan qutulishlarini yordamchisi bo'lsin. Alloh subhanahu va taoloni o'zi yordamchi bo'lsin. Halolidan yetqazsin, qarzlardan qutulib, kelasi yil Ramazonlarda